İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. İki tane tığımda bırakıyorum. Öbür boşluğa batıyorum. Üç tane kaldı tığımda. Üçünü birden çekiyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Tığımda bırakıyorum. Öbür yuvaya batıyorum. Öbür boşluğa. Üçünü birden çekiyorum. Bu şekilde V olacak. Alttaki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Son trabzanımı yapıyorum. Ve aynı yuvaya batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Şimdi sıranın başındaki zincire değil, trabzanın tepesine batıyorum. Çekiyorum. Hemen yanındaki zincirin olduğu yere batıyorum, kaydırıyorum. Üst zincir çekiyorum. Bakın V'ler. Birleştiriyorum. Burada üst zincir çektim. Alıyorum. Şu V olan yapmıştık. Onun ortasına batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Tığımda bekletiyorum. Alıyorum. Yandaki V'nin tepesine batıyorum. Tığımda 3 tane ilmek kalıyor. Hepsini birden çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya battım. Tığımda bekletiyorum. Yandaki V'nin ortasına batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Aynı mantıkla bir dahaki sırada yine trabzanımızın tepesine batıyoruz. Kaydırıyoruz. V'nin ortasından, zincirin orta yerinden yükseliyoruz. Üst zincir çekip V'nin ortasına batıyoruz. Bu şekilde 9 sıra yapıyorum. Çantamızın zincirli bölümünü bitirdim. Şimdi 9 sıra ördüm. Burada son V'mi yapıyorum. 2 tane tığımda kalmıştı. Batıyorum son V'nin üstüne. Üç tane ilmeğim de kalıyor. Üçünü birden çekiyorum. Almıyorum. Zincire değil, baştaki sıramızın başındaki trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırıyorum. Zincirli olan yere geliyorum. Kaydırıyorum. Üst zincir çekiyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 oluyor.
Burada tığıma iki kere doluyorum. Bu sağ taraftaki, şu sağda kalacak ters V'nin altından geçiriyorum. Uzatıyorum ipimi. Çekiyorum. Alıyorum. Yandaki V'ye batıyorum. Zincirli olan yere. Üçlü trabzan yapıyorum. Üç tane. Bir, iki, İki kere doluyorum. Şimdi iki üçlü trabzanımızın arasındaki şu ters V'nin altından geçiriyorum. Uzatıyorum. Çekiyorum. İki kere alıyorum. Sağ tarafımızdaki kalan V'nin altından geçiriyorum, uzatıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Son trabzanımın direğini yapıyorum. İki kere doladım. Uzatıyorum. Zincirimin tepesine değil, trabzanın tepesine batıyorum. Çekiyorum. Yandaki yuvamıza batıyorum. Kaydırıyorum. Yandakinin yuvaya batıyorum. Kaydırıyorum. Boşluğa geliyorum. Kaydırıyorum. Üst zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Trabzan yapıyorum. 3. Zincirimizle beraber 3 tane oluyor. Tığıma 2 kere doluyorum. Bu altta yapmıştık, dolamıştık. Direğimiz vardı. O direğin altından geçiyorum. Uzatıyorum. Burayı biraz bol alalım. Çünkü gerilmesin. Burada takıldım. Yandaki trabzanımızın bu boşluk araya batıyorum. Trabzan yapıyorum. İki kere doluyorum tığıma. Bu alttaki direğimizin altından geçiriyorum. Bu şekilde uzatmış oluyoruz. Sıranın sonuna geldim. Tığıma iki tane alıyorum. Son direği yapıyorum.
Sıramızın başındaki trabzanın tepesine batıyorum, çekiyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum, çekiyorum, kaydırıyorum. Boşluğa geldim, kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Üçlü trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3. Tığıma 2 kere doladım. Alttaki direğimizin altından geçiriyorum. Son sıramız. Bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Son 3 trabzanımızdı. Zincirin başına batıyorum. Kaydırıyorum. Kaydırıyorum. Yandaki yuvaya batıyorum. Kaydırıyorum. Son aradaki boşluğa batıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada kesiyorum. Çantam bitti. Bu şekilde. Şimdi askılarını yapacağım. Askıları için 9 tane 3 metrelik ip kestim. Örgü şeklinde yapacağım. Şöyle hafif bir düğüm atıyorum. Sıkmayalım. Sonra çözeceğiz bunu. Bunu birinin yardımıyla yaparsak daha rahat olacak. 3 3 ayırıyorum. Şöyle örgü şeklinde saç örgüsü. Yaparak tamamlayalım. Bu biçimde tamamlayalım. Torba çantam bitti. Örme askılarını yerleştirdim ben. Şöyle göstereyim. Üçlü trabzanımız vardı. Bunların ortasındaki delikten geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bıraktım. Deliklerden iki taraftan geçirdim. 1, 2, 3 burada bıraktım. Şöyle açayım. Karşılıklı 1, 2, 2 içeride bıraktım. 1, 2 geçirdim. Sonra burada 6 tane yine bıraktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde içeriden düğümledim. Bu iki askı örgülerimizi şöyle yaptığımızda şu şekilde şuralardan torba halini almış oluyor. Şimdi püskülümü yerleştireceğim. Ön kısma getiriyorum. Püskülümü YouTube kanalımda var. Oradan seyredip yapabilirsiniz. Çantamız bitti. Yardımcı olduysam çok mutlu oldum. Irmak Örgü İşleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.